Merhaba. Fikir hürriyetinin modası geçmiş gibi. Egemen fikirleri yüksek sesle savunmadığın zaman adeta linç yiyorsun. Hayatım 20'li yaşlardan itibaren resmi ya da egemen anlatının alternatifini kovalayarak geçti. Belki de sosyal ağların tesiriyle bilemiyorum. Şu günkü kadar cehalet ve yobazlığa denk geldiğimi, maruz kaldığımı zannetmiyorum. Kürsülerden büyük yalanlar söyleniyor konunun aslını bilenler de sanki bunu bekliyormuş gibi elinde ne varsa bırakıp tuşlamaya başlıyor. Böyle dedi ama fena sallamış. Doğrusu şudur. Bilmiyorsan öğren. Bak görüyor musun? Yine çuvalladı filan. Cehalete prim vermeyeceksin. Kale almayacaksın. Gündeme bile getirmeyeceksin. Yok sayacaksın. Değilse kendi kitlene işin doğrusunu anlat dur. Halk TV yayınları bu açığı fazlasıyla dolduruyor zaten. Daha iyisini yapamazsınız ki. Prim vermeyeceksiniz. Kalite yerini yavanlığa bırakınca ortalık asalak ve sürüngenlere kalır. Akademiden medyaya, siyasetten şov dünyasına kadar ortaya çıkan yamyamlar hayata hükmetmeye başlar. Cami kürsüleri bundan muaf değildir. Kavgayı iktidarın elinden almak lazım sadede gelelim. Türkiye'nin alameti farikası düşene vurmaktır. Hiçbir kabile ya da mahalle bundan muaf değildir. Muhalefet sistemi tartışacak. Bunu yapmaz yapamazsa alayı sistemin dişlileri arasında ezilecek. Başlayacağınız yer çok basit. Kürtlerin oyunu almadan Erdoğan'ı yenemezsiniz. Erdoğan'ın amacı Kürtlerin oyu değil, oraya oynamıyor zaten. Sadece Kürtlerin oyunu muhalif mahalleden ayrıştırmaya çalışıyor. Kürtler size oy vermezse, Erdoğan'a vermese de Erdoğan kazanıyor. Plan bu. Ve bunu göremeyecek kadar kör olamazsınız. Bakın sadece kredi kartında yasal takip 1 milyona dayanmış durumda. Belki de geçti. İlan edilmemiş büyük bir buhrandan geçiliyor. 2024 sonundan önce de çıkış görünmüyor. Bu başta Avrupa, tüm dünya içinde böyle. Vatandaş her halükarda seçimin ardından acı reçeteyle tanışacak. Kaptan köşkündekini değiştirmek yetmiyor ne yazık ki. Dümeni kilitlenmiş gemi buz dağına doğru yürüyor.